Cumartesi günden herkese selamlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok işimiz var. Sizlerle beraber yapacağız inşallah. Daha önce biliyorsunuz bu cam kenarlarından aşırı derecede soğuk geliyor demiştim. Bina yeni olduğu için muhtemelen ya oturma yapıyor ya da işte bu depremden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Sürekli sallanıyoruz. Ondan mı kaynaklanıyor artık bilemedim. Bu pivopenlerin üstünden böyle hafif hafif çatlaklar var ve o çatlakların arasından soğuk geliyor yani. Ben camlardan geliyor zannediyordum ama kontrol ettik. Bu pivopenin çevresindeki boşluklardan yani çatlamalar olmuş duvarla pivopen arasında. Çatlaklar var. Oradan geliyor soğuk. Oraya artık muhtemelen ya silikon çekilecek bir şeyler yapacak bakalım. Şimdi Kemal dışarı çıktı. Bunlar için hem fitil hem de işte ne yapılması gerekiyorsa onları alıp gelecek. Ben de kahvaltı yaptık. Toparladım. Kemal'in gelmesini bekliyorum. O işte silikonu falan çekerken, kenarları yaparken camlar inanılmaz derecede kirli. O bir taraftan onu yapacak. Ben de camları silerim arkasından. Camlar da temizlenmiş olur bu vesileyle. Onun dışında bir de işte eğer hani nasıl bir düzene sokarız bilmiyorum ama salondaki en azından bir peteğin önünü açmak istiyoruz. Salonda ısıtma problemimiz var yine söylüyorum. Şimdi Kemal gelmek üzeredir. Gelsin. Hep beraber başlayalım. Üstten komple geliyordur ha. Neresi? Yok mu istedim? Yok.
ellerle atıştırmak. Salonumun işi bitti. Şu anda kalite kontrol yapıyorum. Olmuş mu olmamış mı diye böyle karşıya geçtim. Yok ya, oldu. Ben bu halini sevdim. Bu hali daha bir sıcak bir ortam yarattı yani salonda. Salonda normalde pek vakit geçirmeyi sevmiyoruz. Salona bir türlü ısınamadık mı artık? Valla sebebini anlamadım ben. Ama şu anda çok hoşuma gitti benim. Yani şöyle zaten siz bol bol gördünüz. Mini orkidem de burada. Tatlışım. Güzel oldu. Sadece bu pateyin önünü açabildik. Diğer ünitenin arkasında kalıyor. Üniteyi de başka yere çekemiyoruz. Çünkü televizyon kablosu sadece ünitenin arkasında var. Başka yerde yok. O yüzden o yerinden oynamıyor. Olsun, sıkıntı değil. Şimdi camlar yapıldıktan sonra bile vallahi direkt etkisini gösterdi. Kemal diğer taraflara geçti. Çocukların odası ve mutfağın camları da yapılacak aynı şekilde. O yapıyor. Ben de arkasından silip çıkacağım inşallah. Bu arada eve o kadar güzel kokular geliyor ki. Binada birisi poğaça yapmış herhalde. Yani gerçekten şu kokuyu almanızı isterdim. O kadar güzel kokuyor ki. Şu işlerim bitsin. Eğer erken biterse şayet, kendimi de yorgun hissetmezsem, bir mayalı poğaça da ben yapayım istiyorum. Bakalım. Hadi şimdi diğer odalara geçelim. Camları falan sildim, bezleri yıkadım. Kova falan yıkarken dolapta mercimek köftem vardı. Şöyle göstereyim. Kemal onu çıkarmış. Kahve de yapmış. Sağ olsun. Gel dinlenelim diye çağırdı. Şöyle biraz dinlenelim bakalım. Vallahi yorulduk. Ben yoruldum yani. Seni bilmiyorum da. İyi oldu yani bu kahve. Teşekkür ederim. Bu arada poğaça nasıl güzel koktu değil mi ya? Ya biliyorsunuz silikon kokusunu bilen bilir. Çok iğrenç kokuyor gerçekten. Sirke gibi kokuyor. Ben sirke kokusunu etsem. Ama şu güzel koku gerçekten bu kokuyu bastırdı yani. Yapmam lazım. Kendimi yorgun hissediyorum ama olsun. Yapayım. Camlar da tertemiz oldu. Baktıkça vallahi içim açılıyor. Şimdi biz kahvemizi içelim. Daha sonra şöyle elimi yüzümü bir yıkayayım. Üzerimi değiştireyim. Poğaça yapımında görüşelim. Poğaçamızın yapılışına geçelim. Mayamı böyle bu şekilde yarım saattir bekletiyor. Bunun içerisinde bir su bardağı ılık su var. Bir paket kuru maya var.
2 yemek kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığı kadar da tuz var. Şu halde bakın. Böyle kabarmış. Şimdi bunun içerisine 1 su bardağı süt ekleyeceğim. Yarım su bardağından birazcık fazla da ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tam yumurta. Diğer yumurtanın da sadece beyazını ekleyeceğim. Sarısını poğaçalarımızın üzerine süreceğiz. Onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Pişirme kağıdım kalmamış. Bismillahirrahmanirrahim. Poğaçalarım fırından çıktı. Yemek için sabırsızlanıyorum. Güzel görünüyor. Poğaçam pişti. Gördünüz. Dayanamadım valla. Sıcak sıcak. Şöyle hemen bir tane yedim. Burada da ıspanak yıkadım. Şu anda sirkeli suda bekliyor. Bir 10-15 dakika kadar beklesin. Ondan da ıspanak kavurması yapacağım. Sarımsaklı yoğurt, tereyağı sos da güzel olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah izin verirse cumartesi tekrar karşınızdayım. Cumartesi görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.